Sophie'nin Dünyası Yazan Justin Garder Derleyen Meryem İlbaş Sophie'nin Dünyası, Justin Gardner'ın yazdığı felsefi konuları ve düşünceleri genç bir okuyucu kitlesine ulaştırmayı amaçlayan bir roman. Kitap, genç bir kız olan Sophie Amundsen'in öyküsünü anlatıyor. Sophie, anonim bir filozof tarafından gönderilen bir dizi mektup ve kartpostal alarak felsefenin derinliklerine dalar. Kitabın başlangıcında Sofi evine gelen gizemli bir mektup alır. Mektupta sadece üç kelime yazmaktadır. Kim olduğunu biliyor musun? Bu soru Sofi'nin felsefi bir yolculuğa çıkmasına sebep olur. Mektupları gönderen kişi kendisini filozof olarak tanıtır ve Sofi'ye dünyanın ve yaşamın doğası hakkında bir dizi ders verir. Bu mektuplar Sophie'ye felsefenin tarihini ve önemli filozofların düşüncelerini öğretir. Sokrates'ten Platon'a, Descartes'ten Spinoza'ya, Kant'tan Hegel'e kadar birçok filozofun düşünceleri ve felsefeleri anlatılır. Bu dersler Sophie'nin yaşam hakkında kendi felsefesini oluşturmasına yardımcı olur. Bu süre zarfında Sophie başka bir gizemle de karşılaşır. Bir gün ona adresli olmayan başka bir mektup bulur. Bu mektup bir kız olan Hilde Moller Kınak hakkındadır ve babasının ona bir doğum günü hikayesi yazdığını belirtir. Sophie mektupları nasıl aldığını ve Hilde ile olan bağlantısını anlamaya çalışır. Romanda ilerledikçe Sophie ve Hilde arasındaki bağlantı daha da belirsiz hale gelir. Hikaye, Sophie'nin felsefe derslerinin yanı sıra Hilde'nin hikayesini de içerir. Kitabın sonunda Sophie ve Hilde'nin hikayeleri birleşir ve okuyucu hikayenin gerçekte bir kitap olduğunu ve Sophie'nin ve filozofun Hilde'nin babası tarafından Hilde'ye doğum günü hediyesi olarak yazıldığını öğrenir. Sophie'nin dünyası felsefenin temel prensiplerini anlatırken aynı zamanda okuyucuya yaşam, varlık ve bilgi hakkında düşünme fırsatı verir. Gardner felsefi düşünceleri genç okuyuculara ulaştırmak için hikayeyi kullanır. Sophie ve Hilde'nin hikayeleri ilerledikçe, Garder okuyucuyu daha karmaşık felsefi konulara yönlendirir. Sophie ve Hilde'nin birbirleriyle ve çevreleriyle etkileşimleri üzerinden Gardner, varoluşçuluk, felsefi idealizm ve Kierkegaard, Marx ve Darwin gibi düşünürlerin felsefelerini inceler. Hikayenin sonunda Sophie ve Hilde'nin dünyaları tamamen iç içe geçer. Hilde'nin babası Albert Knaak Sophie ve filozofun dünyasını kendi kurgusu olarak açığa çıkarır. Ancak Sophie ve filozof kendi varoluşlarını ve özgür iradelerini sorgulamaya başlarlar ve kendi kaderlerini kontrol etme girişiminde bulunurlar. Gardner'ın üstün hikaye anlatımı ve filozofik tartışmaların özenli bir şekilde işlenmesi, okuyucuyu düşünmeye ve sorgulamaya teşvik eder. Sophie'nin yaşadığı maceralar ve keşifler, okuyucuya felsefenin temel ilkelerini, düşünme tarzlarını ve dünyayı anlama biçimlerini sunar. Sonuç olarak Sophie'nin dünyası, genç okuyuculara felsefi düşünceleri keşfetme fırsatı sunan sürükleyici bir roman. Gardner, karmaşık felsefi konuları anlaşılır ve erişilebilir bir şekilde sunarak, okuyucunun kendi düşüncelerini ve inançlarını sorgulamasına teşvik eder. Sophie'nin dünyası, Felsefenin dünyasına ilgi çekici ve düşündürücü bir giriş sağlar.